Merhaba sevgili dostlar, Yücel Felek ben. Kanalıma hoş geldiniz. Dolar uçuyor. TL yılbaşından beri dolar karşısında değer kaybediyor. Bankalarımızdaki mevduatların %62'si artık yabancı para cinsinden tutuluyor. Tüm bu fırtınalı dönemde ki hala yaşıyoruz, yatırımcıların en büyük derdinin tasarruflarının değerini korumak olması kadar doğal bir şey yok. Kazanç beklentisindeki eşik değer sizce ne artık? Enflasyonu yenmek mi, doları yenmek mi? Elbette cevap belli, doları yenmek. Peki yatırım fonlarında yılbaşından beri doları yenenler hangileri olmuş? İyi gelir, 8 Aralık akşamı Twitter hesabından dolar bazında pozitif getiri sağlayan bir başka ifadeyle doların artışından daha fazla artarak onu yenen yatırım fonlarının hangileri olduğunu paylaştı. Listede görülen 19 yatırım fonundan 8'inin incelemelerini yapmıştık. İsterseniz kanalımda göz atabilirsiniz. Bu defa yapacağımız inceleme bu 19 yatırım fonundan bir başkasına ait. Hemen Takasbank'ın ekranına geçelim. Ekranımızı en çok kazandıranlar tablomuzu yılbaşından itibaren olarak güncelleyelim ve hisse senedi şemsiye fonlarında yer alan fonların hangileri olduğuna bakalım yılbaşından beri en çok getiri sağlayanlar. Birinci sırada Yay var. Yapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Fonu. İkinci sırada İş Portföy'ün yabancı hisse senedi fonu var. Üçüncü sırada ise Inveo Portföy G20 ülkeleri yabancı hisse senedi fonu. İşte bugünkü videomuzun konusu da Inveo Portföy G20 ülkeleri yabancı hisse senedi fonu. Evet, şimdi bilgilerimizi gözden geçirelim ve bazı detayları tekrar hatırlatalım. Fonun ünvanında bir finansal varlığın ismi geçiyorsa fonun dayanak varlığı odur. Bu fonda hisse senedi. Dikkat edin, yabancı hisse senedi. Bu ne demek? Yani bu fonun içeriğinde fona adını da verdiği için minimum %80 oranında yabancı hisse senedi olmak zorunda. %79'a düşmez bu oran. Dikkat edin. En az %80. Virgül koyalım, devam edelim. Inveo Portföy fonun yatırım evrenini de tanımlamış ve fonun ünvanına koymuş. G20 ülkeleri yabancı hisse senedi fonu. G20 yani Group of 20. Peki G20'nin en önemli bileşeni ne? Bir ülkeyi G20 ülkesi yapan veya yapamayan kriter nedir? Doktor Mahfi Eğilmez'in harika bloğuna bakalım arkadaşlar. Kendime Yazılar bloğunda Mahfi Eğilmez'in sadece ekonomiyle ilgili değil, yaşamımızla da ilgili çok değerli yazılarını bulabilirsiniz. Ben çok yararlanıyorum, sizlere de öneririm. G20, Mahfi Hoca'nın ifadesiyle 19 ülke ve Avrupa Birliği temsilcisinden oluşan uluslararası bir danışma ve karar alma platformu. 19 üye ülke, dünyanın en yüksek gayri safi yurt içi hasılasına sahip ülkeleriyle birlikte coğrafi dengeler gözetilerek belirlenmiş ülkelerdir. Eğer G20 ülkeleri sadece en büyük gayri safi yurt içi hasılaya sahip ülkeler arasından seçilseydi, İspanya ve Hollanda G20'de yer alacak. Buna karşılık Arjantin ve Güney Afrika yer alamayacaktı. Öyle olunca da Avrupa'dan birçok ülkenin yer alacağı bu oluşumda Afrika hiç temsil edilmiyor, Güney Amerika'da sadece Brezilya ile temsil ediliyor olacaktı. Dolayısıyla gayri safi yurt içi hasılası dünya sıralamasında 20. sıranın gerisine de düşse Türkiye'nin G20'den çıkması söz konusu değil. Çünkü üyelikte gayri safi yurt içi hasıla büyüklüğünün yanı sıra coğrafi denge de gözetiliyor. Kimlerdi peki bu G20 ülkeleri? Hadi hatırlayalım. Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Türkiye ve Avrupa Komisyonu. Bu arada Mahfi Hoca'nın G20 ile ilgili yazısının linkini de videonun açıklama kısmına bırakacağım. Okumanızı özellikle öneriyorum. Peki GBG fonda ana strateji ne? Yatırımcı bilgi formuna bakalım birlikte. Fon toplam değerinin en az %80'ini söylemiştik. Devamlı olarak yabancı ortaklık paylarına, yani G20 ülkeleri ortaklık paylarına yatıracak fon. G20 ülkelerinde faaliyet gösteren ve bu ülkelerin sermaye piyasalarına kote olmuş ya da, bakın bu kısmı çok önemli arkadaşlar, ya da başka bir ülkede kurulmuş olmakla birlikte faaliyetlerinin önemli bir bölümünü G20 ülkelerinde gerçekleştiren şirketlerin ortaklık payları da yukarıda yer alan G20 ülkeleri ortaklık payları kapsamında değerlendiriliyor. Yani bu ne demek? Hisse seçiminde ülke dağılımı 20 ile sınırlı değil kısacası. Bu strateji çerçevesinde yatırım süreci ortaklık payı, yani hisse senedi seçimi
ve dinamik bir ülke dağılımı söz konusu olacak fonda. Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi Türk lirası. Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %10, tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 oranında stopaja tabi. Fonun risk puanı 5. Bu risk puanı fonun geçmiş performansına göre belirlenmiş ve gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir. Özeti şu arkadaşlar. Risk puanı 5 olan bu fon her zaman 5 puanlık risk seviyesinde kalacak gibi düşünülmemeli. İçeriğindeki varlık gruplarının risk seviyeleri değiştikçe fonun risk seviyesinde de değişim olabilir. Fon kuruluşu 30 Aralık 2010, fon paylarının satışına ise 12 Ocak 2011'de başlanmış. Fonun yönetim ücreti 2.50. Fonun karşılaştırma ölçütü %30 oranında MSCI Dünya Endeksi, %35 oranında MSCI Euro Bölgesi Endeksi, %30 oranında ise EM Emerging Market Gelişen Piyasalar Endeksi, %5 oranında ise BIST KYD Overnight Brüt Endeksi. GBG fon daha önce Gedik Portföy G20 ülkeleri yabancı hisse senedi fonuydu. 8 Haziran 2021 tarihindeki ünvan değişikliğiyle Gedik Portföy'ün şirket ünvanı Inveo Portföy olarak değişti. Bu sebeple fonun da ünvanı değişti arkadaşlar. Fonun yatırım ufkunu yatırımcı bilgi formunda görmüştük. İzahnamede de yer alıyor. Hemen altında varlık ve işlem türü kısıtlarına baktığımızda asgari %80 oranında ortaklık payları bu kapsamda yer alan Amerikan ve global depo sertifikaları taşımak zorunda olduğunu, bu oranı 100'e kadar çıkarabildiğini görüyoruz fonun. %30 ağırlıktaki MSCI ACWI indeksine bakalım. Bu endekste 23 gelişmiş, 27 gelişmekte olan piyasadan toplamda 2976 tane şirkete yer verildiğini görüyoruz. Zaten grafikte de dünya, emerging market ve genel endeksin performansını tablo olarak da görebiliyorsunuz. Kasım 2006'dan beri gösterilen performansın %286, %273, %197 olduğunu görüyoruz. İncelediğimiz endeksin getirisi %273.29 olmuş. Endeks içeriğinde çok sayıda ülke var. Tek tek saymayacağım. Videonun açıklamaları kısmında zaten bu bilgilendirme dokümanını buluyor olacaksınız. Şimdilik bu endeksin içeriğinde Türkiye varlıkları olduğunu da söylemekle yetineceğim. Endeksteki en büyük 10 şirkete bakalım. Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, Google AVC, Nvidia, Meta Platform, Taiwan Semiconductor ve JP Morgan olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bu endekste Amerika Birleşik Devletleri'nin %61.47'lik bir ağırlığı var. Japonya 5.72, Çin 3.85, İngiltere 3.51, Kanada 2.84 ve kalan ülkeler 22.61 olarak sıralanmış. Sektör ağırlıklarına baktığımızda ise enformasyon teknolojilerinin 23.82'lik ağırlığıyla Pasta'daki en büyük payı aldığını görüyoruz. Ölçüt getiride %35 ağırlıkta yer alan MSCI Avrupa Endeksine bakalım birlikte. Bu endekste Avrupa'da yer alan 15 gelişmiş piyasa yer alıyor ve endeks içeriğinde 430 tane şirket var. MSCI Avrupa'nın son 15 yıllık getirisi diğer endeks getirilerinden geride kalmış %177.87'lik bir değer yaratmış yatırımcılar için. Avrupa endeksindeki ilk 10 şirkete baktığımızda 1. sırada Nestle, 2. sırada ASML Holding, 3. sırada Roche, 4. sırada Moet, 5. sırada Novo Nordisk, ardından Novartis, AstraZeneca, Unilever, SAP ve Siemens olduğunu görüyoruz. Avrupa endeksine sektörel bazda baktığımızda finansal kuruluşların 15.73, endüstriyel üretim yapanların 14.77, sağlık şirketlerinin 14.57'lik bir ağırlık taşıdığını görüyoruz. Ülke ağırlığına baktığımızda ise Pasta'daki en büyük pay 22.26 ile İngiltere, 17.78 ile Fransa, 15.82 ile İsviçre, 13.69 ile Almanya ve 7.68 ağırlığıyla Hollanda olduğunu görüyoruz. Geriye kalan kısım 22.77 ve diğer ülkeler arasında dağılmış durumda. Ölçüt getiride %30 ağırlık taşıyan son endeks MSCI Emerging Markets Endeksi ise Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da yer alan 12 gelişen piyasa ülkelerinden seçilen 165 tane şirketten oluşuyor. Diğer endekse göre MSCI'ın MSCI Emerging Markets %207.25'lik bir getiri sunmuş 2006 Kasım-2021 arasında. Peki bu gelişen piyasalar, gelişen ülkeler kimler? Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Mısır, Macaristan, Kuveyt, Polonya, Katar, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri.
birlikleri. MSCI Emerging Market listesine baktığımızda ilk onda bir Türk şirketi görmeyi gerçekten isterdim. Ancak maalesef yok. İlk sırada Gazprom, ikinci sırada Sberbank'ta iki Rus şirketi olduğunu görüyoruz. Alraji Bank, Lukoil, Suudi Ulusal Bankası, Naspers, Suudi Basic, Katar Ulusal Bankası, Abu Dhabi Bankası ve Kuveyt Ulusal Bankası olduğunu görüyoruz. Sektör ağırlığına baktığımızda Emerging Market'lerde finansal kuruluşların %39.99 gibi çok büyük oranda yer ettiğini görüyoruz. Ülke ağırlıklarında Rusya 26.76, Suudi Arabistan 23.26, Güney Afrika 22.1, Birleşik Arap Emirlikleri 6.6, Katar 5.44 ve bizim de içinde olduğumuz diğer ülkeler 15.85'lik toplam bir ağırlık teşkil ediyorlar. GBG Fon'un Ekim 2021 portföy dağılım raporunda fon içerisindeki hisse senedi ağırlığının %88.47 olduğunu görüyoruz. Borçlanma araçları 2.05, mevduat 1014 şeklinde. Yatırım fonu da 8.88 ağırlıkta yer alıyor. İsterseniz hangi hisse senetleri yer almış biraz buna bakalım. Tabloya baktığınızda 1. ve 2. sıradaki Roche'un GBG portföyünde yer aldığını görüyoruz. Bayer, AXA, Deutsche Bank, Deutsche Telekom, Renault, Total, Unilever gibi firmalar fon içerisinde Euro cinsinden yer almakta. Pound cinsinden Rio Tinto firması var İngiltere'den. Dolar cinsinden tutulan firmalarsa AbbVie, AMD olarak bildiğimiz Advanced Micro Devices, Samsung, Bristol Myers, Berkshire Hathaway, China Telecom, China Mobile, Ford Motor Company, IBM, Intel, Johnson & Johnson, Novartis, Viatris, Wells Fargo, Walmart gibi firmalar. Yabancı hisse senedi ağırlığı 80.53 seviyesinde. Peki bu 49 tane şirket arasında ilk 10 hangileri? 1. sırada Berkshire Hathaway dolar cinsinden 4.25'lik bir ağırlık taşıyor GBG fonda. 2. sırada Bayer var euro cinsinden 3.42, Advanced Micro Devices dolar cinsinden 3.38, Qualcomm 3.28, Novartis 3.27, Canadian Natural 2.97, Walmart 2.69, AXA Euro cinsinden 2.65, Deutsche Telekom Euro cinsinden 2.48 ve Walt Disney dolar cinsinden 2.48 ağırlık taşıyor. İlk 10 şirketin GBG fondaki ağırlığı 30.87. Portföy yönetim şirketleri yönettikleri fonların performanslarını yatırımcılarına fon bültenleriyle duyurabiliyorlar. Inveo portföy de bu şirketlerimizden biri. GBG fonun bülteninde portföylerini küresel ölçekte çeşitlendirip riskten korunmak isteyenler ve yurt dışı piyasalarda kazanç fırsatlarından yararlanmak isteyenler gibi bir ifade var. Yatırım amacı bu. Uluslararası çapta faaliyet gösteren Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve gelişmekte olan ülkelerin şirketlerine yatırım yaparak burada bölgesel bir çeşitlendirmenin altı çiziliyor. Dolar, Euro, Sterlin, Yen, İsviçre frangı ve önde gelen gelişmekte olan ülke para birimlerine yatırımla döviz kuru çeşitlendirmesinin altı çiziliyor. Bankacılık, sigortacılık, teknoloji, ilaç, kimya, otomotiv, demir çelik ve madencilik şirketlerine yatırım yaparak sektörel bazda bir çeşitlendirme yapılabildiğinin altı çiziliyor GBG fon bülteninde. Fon, orta vadede yatırım yaparak getiri hedefliyor. Yani dünyanın gelişmiş ülkelerinin çok uluslu şirketlerinin hisse senetlerinde değerlendirmek isteyen ve dövize yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için önerilen bir fon bu. GBG fondaki ülke dağılımı %29 Avrupa, %12 diğer ülkeler, %59 da ABD şeklinde. Sektörlere baktığımızda teknoloji, sağlık hizmetleri, finansal hizmetler, enerji, tüketim malları, iletişim hizmetleri ve konjonktürel tüketim olduğunu görüyoruz. En yüksek ağırlık 19.02 ile teknolojide, 18.10 ile sağlık hizmetlerinde. Videonun başlığı da yatırımcıların şu andaki genel beklentisi de doları yenmek. Peki GBG fon burada nasıl bir performans göstermiş? Bültenden bakalım. Çok güzel hazırlanmış bu tabloda enflasyon, ölçüt getiri, Borsa İstanbul Endeksi, dolar TL ve GBG fon kıyaslanmış. Son aydan başlayalım. Enflasyon 3.51, ölçüt getiri 28.37 olurken Borsa İstanbul 18.91 getiri üretmiş yatırımcısına. Dolar TL'nin 36.47 yükseldiğini, GBG fonun 33.31'lik bir değer yaratarak Kasım ayı özelinde doların gerisinde kaldığını görüyoruz. 2021'in toplamına baktığımızda doların getirisi 74.39 olurken GBG 95.18 getirmiş.
2020'de 24.91 dolar 29.53 GBG, 2019'da 12.48 dolar 32.96 GBG performansı görüyoruz. Tek istisna 2018 yılı dolar TL 40.01'lik bir getiri sağlarken GBG fon 18.21'de kalmış. Son 5 yıla bakalım, dolar TL %275.22 artarken GBG fonun getirisi %469.22 olmuş. Inveo Portföy G20 ülkeleri yabancı hisse senedi fonu, kısa adıyla GBG, bültenden ve TEFAS'tan da gördüğümüz gibi enflasyonu, Borsa İstanbul getirisini ve dolar TL'yi yenebilen bir fon olmuş. 2021 başından itibaren de böyle bir performans gösterdiğini görüyoruz. Uzun döneme yayıldığında da aslında durum değişmiyor. %80 oranında hem yabancı hisse senedi hem de döviz riski alan bir fon. Ancak bunu başarılı bir şekilde yönettiğini söylemek rakamlardan mümkün. Videomuzun sonuna geldik. Beğendiğinizi umuyorum. Beğendiyseniz bu tarz videoların gelebilmesi için kanalıma abone olabilir, sevdiklerinizle paylaşarak daha çok insana ulaşma noktasında bana destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın, sağlıkla kalın.